Arif Efendi yağmur yağdıracaktır. Sen burada olduğun müddet yağmur yağmayacakmış. Yarın seni burada görmeyelim Rıfkı. Senin için iyi olmaz. 1931 yılının 18 Temmuz'unda Adana'da bir Yeşilçam yıldızı doğdu. Herkesin bildiği Hakkı Kıvanç'ın gerçek adı Hakkı Güvenç'tir. Neden Güvenç oldu? Müzik hocasının yanına gidip birkaç şarkı söylemiş. Hoca sesini beğenince saz almasını söylemiş. Hakkı Kıvanç ise para toplayarak saz almış ve tekrar gitmiş. Burada aldığı sazla tekrar şarkı söylemiş. Orada biri ona adını sormuş ve soyadını Güvenç olarak değiştirmesini söylemiş. Biriyle akraba olduğu düşünülmesin diye orada da soyadını değiştirmiş bulunmuş. Böylece Hakkı Kıvanç olmuş. Müzikle sinema arasında kalsa da sinemaya dönerek bizleri kucakladı. Askerliğini bitirdikten sonra tekrar Adana'ya döndü ve hemen ardına çalışmaya başladı. 5-6 ay çalışıp para biriktirdikten sonra İstanbul'a çalışmak için geliyor. Beyoğlu'nda iş bulup terzilik yapıyor. Çalıştığı sıralarda bir arkadaşına rastlar ve onun davetiyle yazıhanesine gider. Orada birçok insan görünce şaşırır ve sorar kim olduklarını. Arkadaşı da onların film sektörüne gönderdikleri figüranlar olduğunu söyler. İşte bu olayda Hakkı Kıvanç için sinemaya açılan bir yol olmuştur. Kenan Pars, Fikret Hakan ve Tanju Gürsu'yla tanışması da sinema yolunda yardımları dokundu. Kötü adam rollerini en çok yakıştırdığımız, hareketleriyle rollerine verdiği değer nedeniyle gönlümüzü çalmayı başarmıştı. İlk rolü 1995 yılında çekilen Kızım Beraber Ağladık dizisine figüran olarak katılmasıyla başlamıştır. Yardımcı oyuncu rolleriyle bazen izlerken sinirlendik. Aslında o kadar gerçekçi oynuyordu ki izlerken kızmamız çok normaldi. Yeri geldi mafya adamı oldu. Bazen de kahveci rolüyle çayları gördük. Yeşilçam'ın yıldızları arasında Kemal Sunal, Cüneyt Arkın, Ayhan Işık gibi oyuncularla birlikte aynı sahneleri paylaştı. 500'e yakın film ve dizi sektöründe bizlere kendini gösterdi. Bekçiler Kralı, Kara Murat Denizler Hakimi, Evlat Hasreti, İstiklal Uğrunda, Evlat Yüzünden, Ayşecik Canımın İçi, Sokakların Kanunu, Ayşecik Bahar Çiçeği, Bin Bela Bir Kurşun, Acı Hayat, Beklenmeyen Hayat, Bir Osman Başka Osman, Garip Bir Koleksiyoncu, Gün Ortasında Karanlık gibi yapıtlarda rol aldı. Anne ve babasız büyüdü. Sevgiye ve ilgiye ihtiyacı olduğu zamanlarıydı. Bu yüzden bir şeyler satan çocuklar gördüğünde hiç duraksamadan onlara para verir, hal hatırlarını sorardı. Hani şu ekranlarda kavga eden, sert adam olarak gördüğümüz Hakkı Kıvanç, gerçekte bu kadar iyi, merhametli, yürekli bir adamdır. Bir röportajında Hakkı Kıvanç'a, "Sinemacı olduğunuza hiç pişman oldunuz mu?" diye soruluyor. Hakkı Kıvanç cevabıyla gönüllere bir kez daha girerek şu cevabı veriyor. İnsanlar bir yaştan sonra kendisine bir yön çizer. İleriki yönlerde bu çizdiği yönden geriye dönmek pek kolay değildir. Biz bu yönü çizdik. Bu yönde yürüdük. Bu işi sefasıyla, cefasıyla kabullendik. Çok çileler çektim. Çok aç kaldığım oldu. Günlerce zeytin, ekmek soğan, ekmek yediğim oldu. Ama karşılığını mutlaka aldım. İki çocuğu olan Hakkı Kıvanç hiç ev sahibi olamamış. Sürekli kirada oturmuştur. Fakat bu durum hiç kendini kötü hissettirmemiştir. Hatta bir röportajında bu konuda da "Olsun, ne yapalım? Kısmetimizde bir ev sahibi olmak yokmuş. Allah'a çok şükür kimsenin parasına ihtiyacım yok." demiştir. İşte bu Hakkı Kıvanç'ın ne kadar güzel bir yüreğe sahip olduğunu gösteriyor. Sinirlendiğimiz sahnelerin yanına gerçek hayatta hayranlığımızı artıran Yeşilçam'ın yıldızının yüreğimize sevgi tohumları ektiğini de ekleyelim. Bir süredir mide kanseriyle mücadele ediyordu. Fakat bu mücadeleye yenilerek 84 yaşında hayatını kaybetti. Yeşilçam bir yıldızını daha kaybetti. Bizse sürekli dizi ve filmlerini izleyerek kalbimizde yaşatıyoruz. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup videomuzu beğenip görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.